Sevgili öğrenciler, Pazartesi günü size vermiş olduğum ev ödevlerinizin çözümünü birlikte yapmak için bu videoda bir araya geldik. Şimdi ekranınıza etkinliklerimiz ve sorularımız gelecek. Onları birlikte çözmeye çalışacağız. Bunun sadece bir cevap anahtarı hazırlama işi olmadığını, aynı zamanda birlikte konu tekrarı yaptığımızı, soru çözerek konu tekrarı yaptığımızı düşünün ve elinize kaynak kitaplarınızı alın. Bu videonun başına geçin. Benimle birlikte yaptığınız ödevlerin doğruluğunu ve yanlışlığını birlikte kontrol edin. Şimdi ekranımızda 8. sayfamızdaki ilk etkinliği görüyoruz. Aşağıdaki görsellerin hangi ekonomik faaliyet dalı ile ilgili olduklarını tablodan bularak uygun olan yerlere yazınız diyor. Tarım, hayvancılık, ormancılık, turizm, sanayi, ticaret, madencilik ve hizmet sektöründen bahsediyor. Devamında doğru yanlış sorularımız var. Denizin ılıman etkisinin içerilere kadar ulaştığı bölgelerde çok çeşitli tarım ürünleri yetişiyor. Evet, gerçekten de öyle. Ege bölgesini hatırlayalım. Ege bölgesinde denizin etkisi iç kesimlere kadar ulaşabildiği için burada çok değişik tarım ürünleri yetişiyordu. Ulaşımın geliştiği bölgelerde sanayi daha kolay gelişir. Sanayi neydi? Üretmekti. Ürettiklerimize hem hammadde lazım hem de satmamız gerekiyor. Bu yüzden ulaşım çok önemli. Taş kömürü ve balıkçılık Marmara bölgesinin en önemli ekonomik faaliyetlerindendir. Marmara bölgesinde biz bu ekonomik faaliyetlerin ikisini de görmüyoruz. Koyun ve tiftik keçisi gibi küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde makarna, bisküvi, un gibi sanayi kolları gelişmiştir. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü bu sanayi kollarının tarımla alakası var. Hayvancılıkla herhangi bir alakası yok. Seracılık genellikle kar yağışının yoğun olduğu yerlerde yapılmaktadır. Tam tersiydi. Kış sıcaklıklarının yüksek olduğu Akdeniz bölgesi gibi yerlerde yapılıyordu. İzmir, İzmit, Mersin gibi limanlarda ticari faaliyetler yoğun olarak yapılmaktadır. Doğru ve bu bizim için önemli bir bilgi. İlerideki senelerde de işimize yarayacak. Çünkü bu limanlar Türkiye'nin dış dünyaya açılan ticaret limanları. Sanayinin yoğun olarak yapıldığı yerlerde iş imkanları çok sınırlı. Sanayi neydi? Fabrikalar, üretmek. Buralarda iş imkanları sınırlı olur mu? Olmaz. Demek ki yanlış. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde turizm, tarım en uygun ekonomik faaliyetler arasındadır. Şimdi yeryüzü şekillerinin engebeli yani dağlık olduğu yerlerde diyor. Yanlış olacak. Neden? Çünkü böyle yerlerde tarıma uygun düz araziler yoktur. Dolayısıyla da biz buralarda en çok hayvancılık yapıldığını görürüz. Devamında test sorularımız var. Bu test sorularını şimdilik geçip bunların cevaplarını ayrıca vereceğim ve ben etkinlikleri cevaplayacağım bu videoda. Bunları direkt geçiyorum. Zaten siz kitabınızda da bunları görüyorsunuz. Bunların cevaplarını ayrıca vereceğim. Şimdi, evet. Aşağıda verilen mesleklerin hangi alanlarda olduklarını işaretleyiniz. Gayet kolay bir etkinlik sizin için. Ziraat mühendisi. Ziraat mühendisi toprakla ilgilendiği için tarım sektöründe çalışıyor. Veteriner hayvancılık sektöründe. Keresteci ormancılık sektöründe, fabrika işçisi üretime katkısı olduğu için sanayi sektöründe, orman mühendisi yine aynı şekilde ormancılık sektöründe,
gıda mühendisi, gıdaların üretimi ile ilgili çalıştığını düşünürsek sanayi sektöründe, çiftçimiz ise yine tarım sektöründe çalışıyor. Doğru yanlış sorularımız sıra geldiğimizde meslekler yapılan ekonomik faaliyete göre değişiklik göstermektedir. Doğru. Bir bölgede hangi ekonomik faaliyet yapılıyorsa o mesleklerin biz geliştiğini görürüz. Örneğin madencilik yapılan bir yerde biz maden mühendisi ya da maden işçilerinin olduğunu görürken, turizmin geliştiği Ege ve Akdeniz kıyılarındaysa turistik sektörde çalışan bir sürü meslek elemanını görebiliriz. Ağaçların yoğun olarak bulunduğu yerler ormancılığa bağlı meslek dallarının gelişmesini sağlamıştır. Doğru. Ormancılığa bağlı meslek dalları olarak yine mobilyacılıktan bahsedebiliriz, kerestecilikten bahsedebiliriz, kağıt üretimi için kurulan bir fabrikadan bahsedebiliriz. Tarımsal mesleklerden olan çiftçiler en fazla yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde bulunmaktadır. Çiftçiler engebeli yerlerde olmazlar. Bundan önceki etkinliğimizde söylediğimiz gibi engebeli yerler zaten tarıma uygun yerler değildir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması turizme bağlı mesleklerin gelişmesinde etkili olmuştur. Evet, gerçekten de böyle. Belki Karadeniz kıyıları için turizmden çok bahsedemiyoruz ama Ege ve Akdeniz kıyıları turizmin gelişmesinde, bu mesleklerin gelişmesinde çok etkili. Madenciliğe bağlı olarak maden işçiliği ve maden mühendisliği gibi meslekler ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki soruyu cevaplarken zaten bunun doğru olduğunu söylemiştik. Öğretmen, doktor, hemşire ve avukatlık gibi meslekler hizmet sektörüne bağlı meslek grupları arasında yer alır. Bu öncülümüz de doğru. Neden? Çünkü emeğiyle, bilgisiyle bir şeyler yaparak çalışan kimselere biz hizmet sektöründe çalışan elemanlar diyorduk. Hizmet sektörü daha çok nüfusun az olduğu yerlerde gelişme göstermiştir. Bu yanlış. Çünkü tam tersine hizmet sektörü nüfusun fazla olduğu yerlerde gelişme göstermiştir. Çünkü hizmet sektörü adı üzerinde insan odaklı hizmet götüren mesleklerdir. Şimdi bu etkinliğimiz de bittikten sonra tekrar sorularımıza dönecek ve sorularımıza döndükten sonra bakacağız. Bu sorularımızı bırakıp yine ilerideki etkinliğimize geçeceğiz. Test sorularını bu videoda özellikle bıraktım. Daha sonrasında gerektiğinde onlarla ilgili ayrıca bir video yaparız diye düşünüyorum. Şimdi konu anlatımımız burası. Konu anlatımından sonra bir metnimiz var. Metne göre sorularımızın cevaplanması isteniyor bizden. Kındıra Köyü, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne varmadan önceki son köydür. Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu ilinin güneydoğusunda Köroğlu Dağları üzerinde yer almaktadır. Kayak merkezinde Aralık ayı başından Mart ayı sonlarına kadar kayak yapılabilmektedir. Kındıra Köyü'nün kaderi Kartalkaya Kayak Merkezi'nin açılmasıyla değişmiştir. Kayak merkezine giden yolun köyden geçmesi halkın geçim kaynaklarını ve yaşayışını değiştirmiştir. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım. Köylüler kayak merkezine giderken kar nedeniyle yolda kalan araçlara zincir takıp traktörlerle çekerek yeni bir kazanç yolu elde etmişler. Kındıra Köyü'nde kayak merkezine giden turistlerin mola verip konaklayabilecekleri, kayak malzemeleri satın alabilecekleri, kiralayabilecekleri tesisler kurulmuş. Yol boyunca benzin istasyonu, restoranlar ve köy ürünlerini satan dükkanlar açılmış. Böylece köylülerin gelir kaynaklarından biri de ticaret olmuş.
Şimdi Kındırı köyünün ekonomik açıdan etkilenmesini sağlayan olay nedir? Burada Kartalkaya'da bir kayak merkezinin açılmasıdır. Köylülerin hayatını değiştirmiş. Kayak merkezine giden yolun karlarla kapanması insanların hayatını ekonomik açıdan nasıl etkilemiştir? Önce olumlu mu olumsuz mu etkilediğine bir bakalım. Olumlu etkilemiştir. Onlara yeni kazanç kapıları sağlamıştır. Çünkü kimisi mola yerleri, konaklayabilecek yerler açmış, turistlerin geçiş sırasında konaklamalarından kazanç elde etmiş. Kimisi araçları çekmiş, kimisi de kayak malzemeleri satmış ve ekonomik açıdan olumlu etkilenmişler. Kayak merkezinin açılması hangi iş kollarının kurulmasına imkan sağlamıştır diyor. Bunları da zaten bir önceki soruyu açıklarken söyleyeyim. Doğru yanlış sorularımıza geldiğimizde insanlar geçimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik faaliyetler yaparlar. Doğru. İnsanların ekonomik faaliyetlerinin temelindeki iki olgu bu. Geçim sağlamak, ihtiyaç karşılamak. Sanayinin gelişmesiyle birlikte insanlar geçimlerini sağlamak amacıyla sanayi tesislerinin çok olduğu şehirlere göç etmeye başlamışlardır. Bu da kesinlikle doğru. Nerede fabrika varsa oraya insanlar göç ediyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin en göç alan bölgesi Marmara, şehri ise İstanbul. Akdeniz ve Ege kıyılarında bulunan yerleşim yerleri yaz turizmi sayesinde çok gelişmiştir. Antalya'da bulunan Alanya, Manavgat ve Kemer, Muğla'da bulunan Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçeleri sadece ülkemizde değil, dünya çapında ün yapmış turistik merkezler haline gelmiştir. Bunları zaten biliyoruz. Genel kültür olarak dünyaca ünlü turistik şehirlerimiz var Ege'de ve Akdeniz'de. Bursa'nın İnegöl ilçesinin çevresindeki dağlar ormanlarla kaplı olduğu için turizm büyük ölçüde gelişme göstermiştir. Hayır arkadaşlar, ormanlarla kaplı olduğu için turizm değil, ormandan dolayı mobilya sektörü burada gelişme göstermiştir. Ekonomik faaliyetler sayesinde gelişen ve büyüyen ilçelerde insanların sosyal imkanları da artmaktadır. Kültürel ve sosyal aktiviteleri rahatlıkla yapabilecekleri alanlar açılmaktadır. Şimdi büyük şehirlerde sosyal etkinlik imkanları fazla. Çünkü insanlar nerede ekonomi gelişmişse orada para kazanıyorlar. Ve bu paraları harcayabilecekleri sosyal aktiviteler, konserler, tiyatrolar, alışveriş merkezleri, ne bileyim değişik sergiler, buralara giderek bunları harcıyorlar. Ekonomik faaliyetlerin büyük şehirlerde gelişmesi sonucunda hizmet sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yine aynı şekilde ekonomik faaliyetler gelişiyor. Bu yüzden insanlar o şehirlere göç ediyor. İnsanların arttığı yerde de insana emeğiyle hizmet eden hizmet sektörü gelişiyor. İnsanlar fırsatları değerlendirerek kendilerine yeni iş imkanları oluşturabilirler. Biz buna girişimcilik diyorduk. Benim size göndermiş olduğum videolarda girişimci nitelikli insanın özellikleri de vardı. Evet, bazen doğru zamanları, ters giden ekonominin kötü gittiği zamanları bile bu insanlar değiştirirler ve kendilerine buradan yeni iş imkanları doğurabilirler. Şimdi buradan sonra test sorularımızla kitabımız devam ediyordu. Daha sonrasında ise ünitemizin son bölümü olan ünite değerlendirmesine gelmeden önce girişimci insan ile ilgili etkinliklerle videomuzu bitireceğiz. Şimdi burada aşağıda verilen durumların üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından hangisine ait olduklarını işaretleyiniz diyor. Buğdayın tarlaya ekilmesi bu işin üretim aşamasıdır.
şekerin paketlenerek kamyonlarla markete gönderilmesi dağıtım aşamasıdır. Şimdi bu etkinlikleri yapmadan önce şunları da söyleyelim. Biz ekonomi faaliyeti, ekonominin tanımı için ne demiştik? Ekonomi, üretim, dağıtım, tüketim faaliyetlerinin hepsinin bir toplamıdır demiştik. Dolayısıyla bütün bunlar ekonomiyi oluşturuyor. Çiftçi buğdayı tarlaya ekiyorsa bu üretimdir. Şeker fabrikadan paketlenip kamyonlarla marketlere gönderiliyorsa dağıtımdır. Marketlerden çikolata, bisküvi gibi ürünlerin satın alınması, ya alıp biz afiyetle yiyorsak arkadaşlar, bu da tüketimdir. Zeytin ağaçlarının bakımının yapılarak istenilen düzeyde zeytin elde edilmesi. Şimdi bu bakımı yine çiftçi yaptığı için, oradan zeytin elde edeceği için üretim. Marketlerden ben gidiyorum, tadına bakıyorum, farklı zeytinler satın alıyorum ve bu zeytinleri evde yiyorsak, kullanıyorsak bu tüketimdir. Fabrikalarda elde edilen malların gemilerle başka ülkelere gönderilmesi. Yani biliyorsunuz, hemen oraya ek bilgi girelim. Ticarette en çok kullanılan ulaşım yolu neydi? Deniz yoluydu. Neden? Çünkü çok fazla malı daha ucuza taşıyabiliyor idik. Bu yüzden gönderim gemilerle yapılıyordu. Bu ekonominin dağıtım aşaması. Zeytinyağının yemeklerde ve salatalarda kullanılması ise tüketim aşaması. Şimdi aşağıda verilen cümleler girişimci bir insanın özelliği midir, onlara bakacağız. Şimdi girişimci insan dediğimizde bir önceki, iki önceki etkinliğimizde söylemiştik. Demiştik ki girişimci insanlar bazen zor zamanları bile fırsata çevirirler, yepyeni iş kollarıyla karşımıza çıkarlar ve her açıdan çok faydalı olurlar. Bu insanlar bir kere özgüven sahibidirler. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü bu insanlar kendilerine güvenirler. Hayal güçleri gelişmemiştir. Tam aksine hayal güçleri gelişmiştir. Herkes olanı düşünürken bunlar ortada olmayan şeyleri, belki de başkalarının düşünemeyeceği işleri düşünürler ve kesinlikle risk alarak o işleri yaparlar. O yüzden bu yanlış. Kararlı ve azimlidirler. Girişimci insanlar bir şey yapmaya karar verdiklerinde çok azimli bir şekilde yılmadan çalışırlar ve elbette ki kararlı ve azimli olan bir insan çalışkandır. Yeniliklere açık değildirler. Girişimci insan bir defa yeniliklere açık insandır zaten. Dedik ya, yeni iş sektörleri, iş alanları düşünür. Bu yüzden bu da kesinlikle yanlış. Gözlem yetenekleri gelişmemiştir. Tam tersi, gözlem yetenekleri çok gelişmiştir bu insanların. İnsanların ihtiyaçlarını gözlemlerler, yenilikleri gözlemlerler, o alanın teknolojisini gözlemlerler. İhtiyaçların dışında her şeyi, algıları açık bir şekilde gözledikleri için bütün bunları fırsata çevirip kendilerini ortaya koyacak yeni iş alanları üretirler. O yüzden çok iyi birer gözlemcidirler. Meraklıdırlar. Diyelim ki girişimci bir ruha sahip birisi buradan Almanya'ya gidip orada kendi alanıyla ilgili fabrikaları gezip, o makineleri inceleyip, daha hiç kimse böyle bir şey yapmazken onları Türkiye'ye getirip yeni bir üretim alanı ya da olan bir şeyin üretimine bir yenilik getirebilir. O yüzden meraklıdırlar. Planla hareket ederler. Her işleri planlıdır. Etrafı gözlemlerler. İhtiyaçlar nedir? Benim imkanlarım nelerdir? Nereden öğrenebilirim? Şu kadar sürede neler yapacağım, hedeflerim nelerdir, her şeyi planlar ve o şekilde hareket ederler. Şimdi arkadaşlar, buradan sonraki sorularımız yine test şeklinde devam ediyor. Test şeklinde devam ettiği için onların cevaplarını söylemeyeceğimi, cevap anahtarı şeklinde vereceğimi söylemiştim.
O yüzden sayfamızı kapatıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu şekildeki alıştırma videolarında ve anlatım videolarında bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere.